بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurundan 15. sahurumuz. Artık yarıyı bir geçtik. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in yarısını geçtiğimiz bir sahur gecesi ve yine Hazreti Kur'an'la başladık. Çok değerli hocam, benim için çok ayrı bir yeri olan İstanbul'umuzun da medarı iftiharı, yaşayan çok değerli aziz büyüklerimizdendir muhterem hocam Hafız Celal Yılmaz hocam. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Biz de afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah ileri günlerde sıhhat afiyetle devamı nasip etsin. Amin. Sizleri de başımızdan eksik etmesin hocam. Kırmadınız, lütfettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan yorgunluğu da var ama işte eyvallah. Ay Allah razı olsun. Sizi kırar mıyız? Estağfurullah hocam. Can Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bil mukabele. Aynen misliyle mukabele ederim. Hocamız çok cömerttir. Allah razı olsun. Ben yakinen tanıyorum. Muhtereme çok değerli bir hanımefendi. Annemiz de var. Değerli Şahatice ablama da hürmet ediyorum. Böyle hocalar onlar ayakta tutuyor. Evet, değil mi hocam? Evet. Yani bizim gibi adamlar aslında idare edilmez yani. Çok. Allah onlardan razı olsun. Ellerinden öpüyorum hürmetle. Doğru. Buradan da muhabbetle selamlarımı iletiyorum. 53'ü devirdik yani. Ay maşallah. Yani bana o kadar sabretmek kolay. Subhanallah. Maşallah. Kasımpaşalı Celal Hoca da olunca. Ehli cennet yani. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Çok sağ olun hocam. Bize 12 tane torun nasip etti. Subhanallah. Allah'ım korusun. Onun sağlık hareketiyle, güzel niyetiyle çocuklarım çok mutludur. Allah çok teşekkür ediyorum. Allah mutlu etsin. Çok sağlık, afiyet versin hepsine. Siz de inşallah. İnşallah bizim... biz yaylada, Akbıyık yaylamızda, Bıyıklar yaylasında buyuruşacağız Seben'de inşallah. Bir çayınızı içeceğiz hocam. Allah ömür verirse. Çorba yanında. Canım hocam. Ben çay deyim de gerisi ağalığına kalmış hocam. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Bizi ağırladınız. Canım hocam. Nur olasın. Ayaklarına sağlık. Kasımpaşa emekli Cami-i Kebir emekli baş müezzinimiz Hafız Celal Yılmaz hocamdan Rahman suresinin 28 ayetini dinledik. Allah razı olsun. Rabbim şefaatini de Kur'an'ın hepimize nasip etsin. Amin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bizim bu akşam yine ilerleyen zaman diliminde programımızda çok değerli sanatçı dostum var. Hürmetler hocam. Çok değerli sanatçı dostum var, kıymetli kardeşim Sedat Uçan. Hoş geldin Sedat'cığım. Hoş bulduk hocam. Nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif? Çok teşekkür ediyorum. bereketiyle, muhabbetiyle, coşkusuyla Allah razı olsun. Ülkemize, dünyamıza bir huzur getirdi. Allah razı İnşallah olsun. Bunun bu bereketiyle ülkemizde birlik, beraberlik, coşkusuyla yaşamayı Rabbim nasip eder. Amin. Bu vesileyle Kadir Gecesi'ne ulaşırız, bayrama ulaşırız inşallah. Rabbim sağ olasın. Herkese nasip etsin. Allah razı inşallah. Olsun. Sedat Uçan da benim çok sevdiğim, değerli dostlarımdan ve ekibi tabi Peker kardeşler, Yücel'imiz, Yasin'imiz, Yunus'umuz ve Abdullah'ımız bugün bizlerle. Birazdan çok değerli Sedat Uçan kardeşimden ve ekibinden güzel eserler dinleyeceğiz. Tabi onun değerli asistanları, çok değerli Hüseyin ve Ali Öztürk kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bugün cennetle alakalı dünden kalan konularımıza devam edeceğimizi söyledik. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e Medine Yahudilerinden bir grup geldi. Hazreti Peygamber'i imtihan etmek adeta, haşa. Hani onu sorguya çekip bilemediği şeyleri soracaklar. Çünkü Resulullah Mekke'de yetişmiş, okuma yazma bilmeyen, bana Allah vahyediyor diyen birisi. Dolayısıyla Tevrat'ta çok derin ilim sahiplerinin anca bilebildiği bilgiler, Tevrat bizim kitabımız gibi değil. Yani Tevrat deyince Kur'an-ı Kerim gibi böyle ince bir kitap aklınıza gelmesin. Dolayısıyla Hazreti Allah'ın bir de peygamberimizden önceki diğer peygamberlere gelen kitaplar bir anda gelmiştir toplu olarak. Resulullah Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim peyderpey, ara ara, olaylara göre, zamana göre, şartlara göre farklı ayeti kerimeler, farklı sureler gelmiştir. Yahudiler Resulullah'ı sorguya çekmek, imtihan etmek ve onun bilemeyeceği şeylerle onu mahcup etmek istediler. Ve Medine'de Resulullah'ı ziyarete geldiler. Medine'de yaşayan Yahudilerin bilginleri, alimleri. Peygamberimize dediler ki, cennete girenlerin yiyeceği ilk yemek ne olacak? Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek. Bu onların Tevrat kitaplarında da vardı. Peygamber Efendimiz'e de bunu ancak Cebrail Aleyhisselam bildirirse bilebilir. Çünkü Resulullah daha öncesinden Tevrat okumuş biri değildi. Peygamberimiz daha öncesinden birinden baştan sona bir Tevrat dinlemiş de değildi. Dolayısıyla bunu ya Tevrat'ı iyice bilen biri bilebilir, her okuyan da bilemez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i her okuyan Kur'an'ın içindeki hükümleri bilebilir mi? Özel ilim sahibi olanların bilgisi daha derin. Hazreti Peygamber'e cennetliklerin ilk yiyecekleri nedir dediler. Resulullah Efendimiz dedi ki, balıkların ciğerinin yanındaki et parçası, o balık ciğeri, yani balık ciğeriyle beraber üstündeki et çok lezzetli ve çok pahalı. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunu söyleyince şok oldular. Peki ne içecekler deyince selsebil dedi Resulullah. Selsebil ırmağının suyundan içecek ilk defa cennete girenler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a peki ertesi gün ne yiyecekler? Hazreti Musa'nın imtihan edildiği, hani buzağıyla imtihan edildi ya, sığır eti yiyecekler dedi. Yahudiler birbirlerine baktılar, vallahi doğru söyledi dediler. Sessizce çıkıp gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Onlara cennetten bahsedeyim mi dedi. Size cennet nimetlerinden bahsedeyim mi? Resulullah Aleyhisselam'la namaz kılmış o mübarek aziz sahabi efendilerimiz, Allah onların hepsinden razı olsun, bize cennetten bahset ya Resulallah dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennettekiler, yani Eymen kapısından girenler olacak cennete. Eymen kapısı nedir? Cennetin bir kapısı var, Eymen kapısı. Eymen. Hani çocuklara da Eymen ismi veriyoruz ya, Ali Eymen, Mustafa Eymen filan. Evet, Eymen kapısı mahşer günü hesaba çekilmeden, herkes hesaba çekilecek ya, Allah'ın razı olduğu günahları, defterleri, sevapları, defterleri Allah'ın malumatında tartılmış ve onlardan Allah razı olmuş. Allah onları mahşerde ayrıca bekletmiyor. Hesapsız cennete girecek olanlar, en hızlı, en erken cennete girecek olanlar Eymen kapısından. Allah'ım bize Eymen kapısını açmayı şu sahur vaktinde nasip et ya Rabbi. Kardeşlerim, cennetten cehenneme düşenler, kafirler, münafıklar, müşrikler, kardeşlerim, Allah'a inanmayan, tevbe etmeden ölmüş, müşrik, sihirbazlar, kahinler, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor Peygamberimiz. Yani bu sihir, büyü işleri var ya, çok tehlikeli. Adam sizinle namaza gelir, sizinle secdeye kapanır ama eğer sihire inanıyorsa, büyüye inanıyorsa, yapıyorsa ya da yaptırıyorsa, Muhammed'e indirilen Kur'an'ı inkar etmiştir diyor Resulullah. Ve bunlar bir daha cennete giremeyecekler diyor Resulullah. Aman ya Rabbi, sen koru bizleri. Peygamberimiz aleyhisselam müminlerden günahı olanlar cehenneme girip de cezasını çektikten sonra kardeşlerim tabi yeniden alınacaklar, cennete konulacaklar. Cehennemde Allah emir verecek. Kalbinde zerre kadar imanı olup da cehennemde kalan kullarım oldu mu? Ya Rabbi, şu iki kulun hala cehennemde. O iki kul kafirlerin de yandığı yere götürülmüş. Çünkü herkes derece derece, her günahın cezası aynı değil. Her günahın cezası ayrı değil. İnsana zulmedenin cezası ayrı, hayvanlara zulmedenlerin cezası ayrı. Kardeşlerim, ağaçlara ceza verenlerin, ağaçlara zarar verenlerin cezası ayrı. Sırf yani erindiği için tembellik olsun diye arazideki hani anız dediğimiz şeyleri yakanlar var ya, böcekler filan ölüyor suçsuz. Bunların cezası ayrı. Namazsızlığın cezası ayrı, oruçsuzluğun cezası ayrı. Allah'ım bizleri bağışla ya Rabbi. Kardeşlerim, herkes cennete girdi. Cehennemde kalan o iki kişi de, kafirler dalga geçiyorlar. Sen Müslüman değil miydin Ahmet? Müslümandım. Sen de bizim girdiğimiz kafirlerin girdiği cehenneme girmişsin. Yani ne kadar ağır suçlu ki, hani hücre cezası var, açık hava hapishanesi var, hafif cezaevleri var, ağır cezaevleri var, yara açıklar var, hepsinin rahat ayrı, cezası da ayrı. Onlarla alay ediyorlar. Allah Azze ve Celle bize zulmetmedi dedi. Biz kafirlerin merhametsizliği gibi merhametsizlik ettik. Kafirlerin, Allah'a düşmanlık edenlerin yaptığı kötülükleri yaptık. Allah da bizi kafirlerin de girdiği cehenneme soktu. Allah bize zulmetmedi. Biz suçluyuz. Ama biz Allah'tan ümidimizi kesmedik. Vallahi Resulullah müjdeledi. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girecek dedi. Allah emir verdi. Onları da cennete koyun. Onlar da cehennemden çıkacak. Kaldı mı hiç Müslüman? Kalmadı ya Rabbi. Cehennemde zerre kadar, toz zerresi kadar kalbinde imanı olan, hayatında bir defa olsun cuma namazı kılmış, ömründe bir defa olsun bayram namazına gitmiş, hayatında bir defa oruç tutmuş, Bir defa kelime-i şehadet getirmiş bir kimse kaldı mı? Kalmadı ya Rabbi. Cehennemin kapısını kapatın ve mühürleyin. Bugünden sonra buradan çıkış yoktur deyin. Dediler. Peygamberimiz dedi ki cennetlikler cennete gelince derece derece olacak. Bir grup cennetlikler bir sabah namazında böyle sabah serinliğinde cennetin sabahında melekler gelecekler. Diyecekler ki siz hazırlanın gidiyoruz. Nereye? Allah size bir mükafat verdi. Cenab-ı Hak size soruyor. Cennetten memnun musunuz? Memnun olmak mı ya Rabbi? Şuna bak, uçsuz bucaksız yemyeşil mis gibi her istediğimiz emrimize geliyor. Yorulmak yok, uyuklamak yok, acıkmak yok. Ey Allah'ım biz bundan razı olmaz mıyız? Peki cennetinizi arttırayım mı? Cennet nimetlerini çoğaltayım mı? Daha ne var ki ya Rabbi? Allah soruyor, arttırsın mı? Rabbim biz mahcubuz, sen cömertsin, vehhapsın. Dilersen arttırırsın. Biz utanıyoruz. Bu kadar iyilik etmedik ki biz. Onlar cennet arabalarına, atlarına binecekler ve yukarı doğru birbirinin içine geçmiş dedik ya, daireler şeklinde. Bir halka var böyle, bir halka var şöyle, onun içinde şöyle, onun içinde böyle. Birbirinin içine geçmiş, yukarı doğru da sonsuz. Yükseldikçe nimetler artıyor. Bunları götürdüler bilmedikleri bir yere. Bir yere vardılar. O gün diyelim ki 15 milyar insan gelecek. Başka gün 30 milyar insan gelecek. Herkesin derece derece. Ayda bir defa gelenler olacak. Haftada bir defa gelenler olacak. Geldikleri yerde bir evin kapısından iki insan çıkacak. Nur yüzlü, böyle baktıkça doyamıyorsunuz. Onlar onu tanıyacaklar ama tanıyamıyorlar. O çıkan yaşlı ama cennette genç, en ihtiyar insan Adem babamız gelecek. Evlatlarım ben babanız Adem, bu da anneniz Havva'dır diyecek. Hoş geldiniz. Adem peygamberin cennetine gireceğiz ki muhteşem bir şey. Akıllara zarar bir şey. Yani bizim cennetimizden memnunduk. Köşkler, saraylar, elmaslar, altınlar vardı ama bu daha muhteşem, başka bir şey. Hazreti Adem kendine indirilen 10 sayfa kitabı okuyacak. Kendi sesinden. Hani şimdi biz böyle güzel hocalarımızdan Kur'an dinleyince nasıl seviniyoruz? Bir Bünyamin Topçuoğlu hocam okuyunca, bir Mehmet Bilir hocam okuyunca, efendim bir Ekrem Nalbant, bir Fatih Çollak hocam, az önce Celal hocam, ne güzel oluyor. Abdüssamed rahmetli gibi, Sıddık Minşavi, Mustafa İsmail, Allah rahmet eylesin ölenlere, İsmail Biçer hocamız gibi. Adem babamız okuyacak kendi kitabını. O okudukça kalbimiz lezzetinden coşacak. Ya Rabbi bu ne tatlı bir şey. Bu ne güzel bir şey ya Rabbi. Adem peygamberimiz o kitabını okuduktan sonra bizimle sohbet edecek. Biz ne kadar kalabalık olursak olalım, babamızla hasbihal edeceğiz, görüşeceğiz. Sonra vakit dolacak. Hazreti Adem kendi cennetinden bize bir hediye verecek. Hani diş kirası diyoruz ya, işte bir vazo verecek misal. Veya efendim sehpanın üstüne bir süs. Bizim cennette onu bulmak mümkün değil. Muhteşem bir şey. Aklımız oynayacak. Aman ya Rabbi, alın. Bu sizin cennetinizde yoktur. Bunu babanızın hediyesi olarak, ilk babanızın hediyesi olarak saklayın. Benden size hatıra olsun. Onu alıp geleceğiz cennete. Nasıl mutlu olacağız? Peygamberimiz dedi ki, onlar gelince Allah dedi ki, Allah'ı cömert buldunuz mu? Vallahi ya Rabbi Biz bunu beklemiyorduk. Adem peygamberi görmek aklımızdan bile geçmezdi. Ne güzel oldu ya Rabbi. Allah'ım keşke dünyaya dönsek de bir daha yemesek, içmesek, hep sana secde etsek, hep ibadet etsek. Nasıl gafletle geçmiş. Sonra bir gün gelecek, melekler diyecek ki Allah size soruyor. Cennetten memnun musunuz? Memnunuz ya Rabbi. Peki nimetlerimi çoğaltayım mı? Verdiklerimi arttırayım mı? Ya Rabbi sen Vehhab'sın, sen bilirsin. Yüce kudret, yüce saltanat, mülk senin. Bineceğiz cennetin atlarına, arabalarına, bir yere gideceğiz. Hazreti İbrahim'in cennetine. İbrahim peygamberimizle tanışacağız. Sare annemizle görüşeceğiz. Biliyor musunuz? Buluğ çağına ermeden ölen çocukların cennette annesi ve babası Hazreti Sare ve İbrahim'dir. Annesi babası çocuğunu görmeye, ben çocuğumu ya Rabbi cennette ziyaret edip onu evime getireceğim dediğinde o İbrahim peygambere gidecek. Ben filan sene yaşadım, Türkiye'de yaşadım, çocuğum 4 yaşında hastalandı, öldü, araba çarptı, öldü, Allah korusun ya Rabbi. Benim çocuğum günahsız öldü, burada mıdır benim evladım? Hazreti İbrahim bizim çocuğumuzu çağıracak. Buydu senin evladın diyecek. Cennette evladınızla buluşacaksınız. Küçük yaşta ölenler. Onlar cennetin anne babası olacak İbrahim ve Sare. Sonra İbrahim aleyhisselam kendine inen kitabı okuyacak. Gönlümüz Adem babamızın okuduğundan daha çok coşacak. Daha çok lezzet alacak. Öyle bir ferahlayacağız. Cennet, cennet olacak. Kardeşlerim, akşam olunca İbrahim peygamber Halil'dir biliyorsunuz. Allah'ım sofralarımıza Halil İbrahim bereketi ver diyoruz ya. İbrahim peygamber yanından ayrılırken her gelen ziyaretçiye kendi cennetinden bir hediye verecek. İbrahim peygamberin hatırasıyla döneceğiz. Bir daha acaba İbrahim'le görüşür müyüz? Belli değil. Belki 10.000 sene sonra gelecek sıra. Belki ibadetlerimiz o kadar az, günahlarımız o kadar çokmuş ki İbrahim peygamberi bütün cennet hayatında bir kere görenler olacak. 1000 kere görenler olacak. Neleri kaybettiğimizi fark ediyor musunuz? Patırtıyla, gürültüyle, sporla, siyasetle, müzikle, eğlenceyle, efendim oyunla, oynaşla, haramla, günahla neleri kaybettiğimizi fark ediyor musunuz? Sahur dostlarım benim. Sahur soframızın güzel misafirleri, ablalarım, abilerim. Aman ha aman, İbrahim peygamberimizle sık sık görüşün. Zarar etmeyeceksiniz. Cennetimize geleceğiz geri. O cennet nereye? Bizim cennet nere? Derece derece diyor ya Allah. Sonra Allah memnun musunuz? Allah cömert mi? Vallahi cömert Allah. Sen çok cömertsin ya Rabbi. Biz bunu da beklemiyorduk. Sonra aynı şekilde Hazreti Davud'u, sonra Hazreti Musa'yı, sonra Hazreti İsa'yı ziyaret edeceğiz. İsa peygamberin cennetine gideceğiz. Annemiz Meryem Hatun getirecek oğlu İsa'yı. Peygamberimiz aleyhisselam diyor ki İsa aleyhisselam cennette onu ziyarete gelenlerin huzuruna çıktığında saçları adeta ıslak gibi yaş, kıvırcık kıvırcık saçlarıyla, o güzel yüzüyle, tebessüm eden mübarek çehresiyle annesinin elinden tutmuş, bir imtihan, bir sır, bir mucize, Meryem'le oğlu İsa aleyhisselam gelecek. Biz cennette Allah'ın gönderdiği İncil'i Hazreti İsa'nın sesinden dinleyeceğiz. Ölüleri dirilten nefes İsa aleyhisselam. Körlerin gözünü açan İsa aleyhisselam. Cennette ey İsa, doğumun nasıl bir şeydi? bize Kur'an-ı Kerim anlattı ama çok az bir bilgi var. Ey Meryem anne, bir de sen anlatsana. Hani teyzen karşına gelince çok utanmıştın. Bu çocuk nereden oldu Meryem deyince, keşke ölüp gitseydim ya Rabbi ne zormuş demiştin. Ey Meryem anne, artık cennetteyiz. Seni incitecek adamlar cehennemde daha gelemezler. Biz dünyada da senin söylediklerine inandık. Vallahi burada da inandık. Bize anlatsana İsa'yı doğurduğun günleri. Ey İsa, ölüleri dirilttin, 12 tane adam Müslüman oldu. Bu nasıl oldu? Yani 12 kişi niye Müslüman oldu ki? Anadan doğma körlerin gözünü açıyor Hazreti İsa. Elini sürdüğü yerde hasta olan beden şifa buluyor Allah'ın izniyle. Nasıl oldu da 12 kişi Müslüman oldu ki? İsa peygamberimizle sohbet edeceğiz. Doyamayacağız. Zaman gene bitecek. Akşam ayrılırken ölüleri dirilten İsa aleyhisselam ve anaların anası Meryem anamız cennetten hediye verecek herkese. Onunla geleceğiz. Sizin oğlunuz, kızınız, emminiz, dayınız cennette size gelince, sizden daha aşağı derecede cennette olanlar size gelince, onlar da sizi ziyaret edecek. Şu ne ki diyecekler, bunu biz görmedik. Sen diyeceksin ki, bizi Allah İsa peygamberi ziyarete göndermişti. Rabbimiz bizi İbrahim Halilurrahman'ı ziyarete göndermişti. Şunu İbrahim peygamber hediye etti. Şunu Musa aleyhisselam hediye etti. Bunu Hazreti İsa verdi diyeceğiz. Allah'ım bunu bize nasip et ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhisselam bir kere daha sordu diyor Allah. Cenneti çoğaltayım mı? Daha ne kaldı ki ya Rabbi? Bindik cennetin atlarına, arabalarına, izni olanlar, müsaadesi olanlar, vizesi olanlar gidecekler cennetin bir yüce makamına, Firdevs tepelerine. Firdevs'in geniş avlusunda oturacağız ve Hazreti Hatice annem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Hatice çıkıp gelecekler. Hazreti Hatice annem, hoş geldiniz ey Müslümanlar. Selam size, her şey buraya kadardı. Sabretmenize karşılık cennetiniz mübarek olsun. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa. Ziyaretimize hoş geldiniz. Hazreti Peygamber hanımı Hazreti Hatice anamıza teşekkür edecek. Biz Resulullah'la karşılaştığımız için, Hazreti Peygamber'in cennet evine misafir olduğumuz için gönlümüz coştukça coşacak. Ve görevli melekler bir kitap getirecekler Hazreti Muhammed'in önüne. Ve şimdi Peygamber aleyhisselam ümmetine Kur'an okuyacak. Cennetin finali bu mu dersiniz? Hakikaten orada neler yaşanacak? Ve Resulullah Kur'an-ı Kerim'den nereye okuyacak? Hangi sureyi okuyacak? Peygamberimiz Kur'an okuduktan sonra ümmetin hali, ümmetin güzelliği, onu ziyarete gelenlerin şekli, şemaili nasıl olacak? Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi gelin, bu güzel noktada çok değerli sanatçı dostum, güzel kardeşim Sedat Uçan ve ekibinden şöyle güzel bir bizi mest eden bir eser dinleyelim. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurundan hepinizi bir kere daha selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun ve hayırlı sahurlar diliyorum. 15. orucumuz, Rabbim kabul eylesin. Cenab-ı Hak kalbimizi merhametle, imanla doldursun. Ve 15. orucumuzda biz burada siz sofralarınıza yiyeceklerinizi, oruç hazırlıklarınızı korken biz de gönül sofralarımıza cenneti, cennet nimetlerini, cennet nimetlerinin en üstünü hangisi? Onu konuşmaya ve cennetle ilgili notlarımıza bakmaya devam ediyoruz. Ama gelin hazır Sedat Uçan kardeşimizi bulmuşken bir güzel eser daha alalım şöyle. Güzel bir eserleri böyle gönlümüze serpsin. Sonrasında biz konularımıza devam edelim. Şimdi Sedat Uçan ve ekibinden ilahiler dinliyoruz efendim. Sedat, eyvallah, eyvallah hocam. Bu güzel iki eser hem gururlanma insanoğlu hem nefsimize hitap edelim dedik. Hem de Yakup'un o hasretini bugün dünyada bütün yavrusundan, evladından hasretlik çekenlere inşallah Rabbim kaybettiklerimizi bulmayı nasip etsin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı tekrar Ramazanlar diliyorum. Sazlarıma, sizlere çok teşekkür ediyorum. İzmir'e, Erzurum'a çok selam gönderiyoruz aleykümselam, burada. Aleykümselam hocam. Ali kardeşime, Hüseyin Öztürk kardeşime, Adem abiye, çok değerli sazendeler, Abdullah kardeşim yüreğine sağlık, Yücel'im, Yasin'im, Yunus'um çok sağ olun, ellerinize sağlık. Yücel abinin bir arkadaşı da rahatsızmış, Allah şifa versin, Semih Gürsu kardeşime ve bütün dünyadaki hasta, mümin, Müslüman, kadın, erkek tüm kardeşlerimize, bütün hastalara Rabbim hayırlı şifalar versin. Amin. Geçmiş olsun diyorum. Allah ölenlerimiz var, ahirete göçenlerimiz var. Gani gani rahmet eylesin diyorum. Amin, amin. Böyle güzel, temiz kalpli kardeşlerimizi içimizde hep var etsin. Böyle güzel eserleriyle gönlümüz yumuşuyor. Böyle düşünüyoruz, tad alıyoruz, fikrediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun. Hayırlı, başarılı ömürler versin Allah. Ramazan-ı Şerif'i cümlenizin ve kendilerinin mübarek olsun. Amin. Amin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin cennetinde ona misafir olan müminler. Bunlar da yani dedim ya az önce hadis-i şerifte de işaret buyurulduğu gibi peyderpey amelimize, ibadetimize, ahlakımıza göre öyle herkes her gün görüşemiyor. Allah onu kimin ne kadar hakkı varsa o kadar. Peygamberimizin huzurunda da Resulullah Muhammed suresini okuyacak. Kendi adıyla müsemma olan Resulullah Kur'an-ı Kerim'den bize Muhammed suresini okuyacak ve biz Peygamberimizin kendi sesini, o mübarek canlara can katan sesini cennette dinlediğimizde cennet bize cennet olacak bir kere daha. Cennet kadar sevindirecek bizi bu lezzet. Ruhumuz öyle mutlu olacak, öyle haz duyacak ki yani halden hale gireceğiz. Sonra Resulullah Aleyhisselam'la veda vakti gelecek. Ayrılacağız. İlellika diyeceğiz. İnşallah tekrar görüşünceye kadar ya Resulallah diyeceğiz. Ve Efendimiz de kendi cennetinden bir hediye verecek. Allah evlerimize dönünce herkes kendi mahallesine, kendi köyüne cennette. Herkes kendi cennetine dönünce Allah Azze ve Celle bize melekleriyle hitap edecek. Allah'ı cömert buldunuz mu? Elbette ya Rabbi, sen ne kadar cömertsin. Biz dünyada ne yaptık ki ya Rabbi? Allah sizin azınızı çoğa sayıp size cennette hiç beklemediğiniz sürprizler, hiç beklemediğiniz iyilikler ve güzellikler ihsan etti mi? Evet ya Rabbi. Secde suresi 17. ayette öyle demiyor mu? Allah onların akıllarına gelmeyecek nice büyük sürprizler hazırladı o muttakilere diyor. Ve kardeşlerim, Allah'tan razı mısınız? Razı olmaz mıyız ya Rabbi? Peki cennetin en büyük lezzeti, en büyük nimeti hangisidir? İşte bunlar ya Rabbi. Resulullah'ı görmekten daha büyük ne olabilir? Bir sabah kardeşlerim cennet melekleri gelecekler ve haydin gidiyoruz diyecekler. Şaşıracağız, birbirimize bakacağız ama diyeceğiz, Resulullah'ı gördük biz, onun bir üstü var mı ki? Peygamberler, şehitlerle görüşmüşüz, sahabelerle görüşmüşüz. Yani peygamberlerin de en yücesi, en üstünü, faziletlisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselamla da görüşmüşüz. Kardeşlerim, melekler bizi bir araziye getirecekler. Öyle çiçekleri, bahçeleri yok. Altın tozundan, altının un gibi tozundan zemine serilmiş, oturduğunuzda bir minder ferahlığı veren, dümdüz, uçsuz, bucaksız, boş bir arazi. Cennet ama. O altın tozlarının içinden öyle bir koku geliyor ki, bizi mükemmel mutlu ediyor. Böyle bir koku yok. Cennetin her bir köşesindeki farklı koku, apayrı bir lezzeti var. İnsan ruhuna ayrı bir tat veriyor. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın müjdesiyle o açık arazide beklerken, ey cennet halkı, o gün oraya gelenler, herkes gelemiyor tabi. Allah'ım bizi orada bulunanlardan eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, orada bulunanlara Allah'tan bir hitap geldi. Sizi memnun etti mi? Evet ya Rabbi, çok memnun olduk. Razı mısınız? Razıyız ya Rabbi. Başka bir şey istiyor musunuz? Hayır ya Rabbi. Bizim ne istemeye hakkımız var? Vallahi sen cömertsin. Vallahi sen çok merhametlisin. Biz razıyız ya Rabbi. Allah cennetinizi arttırayım mı diyecek. Cennetinizi çoğaltayım mı? Cennette bundan daha büyük bir nimet vereyim mi size? Ya Rabbi, bundan daha büyük nedir ki nimet? Bundan daha büyük ne nimet olabilir ki? Başlarımız önümüzde. Sessizce bir bekleyiş. Bundan daha büyük bir nimet vereyim mi hitabından sonra haya ile başımızı yere eğeceğiz. Utanç içinde Allah'ım biz bu kadar nimeti hak etmedik ki senden tekrar bir şey isteyelim. Sen Rabbül Aleminsin. Cennette bundan daha büyük nimetler mi var ya Rabbi? Ortada hiçbir şey yok ama. Yer sadece altın tozu, sapsarı, mis gibi kokan. Sessizce bir bekleyişin ardından biraz sonra bir hitap gelecek Müslümanlar. Başınızı kaldırın diyecekler. Biz başımızı kaldırıp göğe doğru baktığımızda vallahi ve billahi Allah'ı göreceğiz. Allah'ın görülmesi, cennetin en büyük nimeti Allah'ı görmek. Peygamberimiz o gün Allah'ı gökteki ayı ve güneşi gördüğünüz gibi birbirinizi rahatsız etmeden göreceksiniz. Bu Allah'ın haşa cismaniyeti olarak değil, Hazreti Musa'ya tecelli ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatının, Cenab-ı Hakk'ın bir veçhinin, sadece bir küçük veçhinin sadece tecellisi olabilir. Ama biz Rabbimizi Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan "Vucuhu yevme izin nâvirah" vardı ya, Hazreti Allah'ı, Rabbül Alemin'i göreceğiz. İşte o andan itibaren insan Rabbinin tecellisini, Allah'ın kendine ait tecellisini gördükten sonra aklından cennet filan çıkacak. Nerede olduğu, ne yaptığı hepsi çıkacak aklından. Cennet aradan kalkacak. Allah'ı görmek, Allah'ın tecellisine şahit olmak, cennetin bizzat kendisi olacak. Ey Rabbim, cennette Rabbini görenlerden olmayı bize nasip et ya Rabbi. Aziz Müslümanlar, başınızı kaldırdığınızda, hani şimdi Kabe'ye böyle edeple gidip Beytullah'ı görünce başımızı kaldırıyoruz, ilk gördüğümüz anda nasıl bir duygudan duyguya kapılıyoruz ya, Rabbimizi gördüğümüzde siz varın, hesap edin o heyecanı, o coşkuyu, o mutluluğu, o andaki kalbimizin yaşadıklarını. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, Rabbim beni cennete götürdü demişti rüyamda. Bir yeşil arazideyiz. Sabah namazından sonra Peygamberimiz yatmazdı. Allah Resulü 2 rekat işrak namazı kılmak için kerahat çıkana kadar mescitte beklerdi. Bu sünnettir. Yapabilenler bunu yapsınlar. Hele Ramazan'da çok daha kolay. Kardeşlerim, tabii Peygamberimiz Aleyhisselam, çalışanlar hafta sonu en azından 2-3 gün yapsınlar. Kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam, böyle hafif, böyle yokuş, hafif tatlı bir meyil. Sonra cennetin yeşil yamaçlarına çise deriz biz. Çiğ düşmüş, ince yaşlıklar var. Cebrail aleyhisselamla yürüyoruz diyor. Hışır 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 ses çıkıyor. Ama önümüzde biri var diyor. Arkası dönük göremiyoruz. Bizim önümüzde yürüyen kim acaba dedik. Ben biraz hızlandım, o da hızlandı. Ben yavaşladım, o da yavaşladı. Ben koşmaya başladım, o da önümüzde koşmaya başladı. Bir türlü yetişemedik. Resulullah'ı dinleyen ashab-ı kiram Mescid-i Nebevi'de sabah namazını kılmışlar. Ya Resulallah dediler, senin cennette önünde yürüyen kim ki dediler. Yani bir peygamber midir ya Resulallah? Adem aleyhisselam mıdır? İbrahim peygamber midir? Hazreti Nuh aleyhisselam mıdır acaba? Önünde yürüyenler kimdi ya Resulallah deyince, ben de sordum dedi Resulullah. Cebrail'e sordum. Kardeşim Cebrail, şu önümüzde giden, bir türlü yüzünü bize göstermeyen, onu görmek için koştuğumuzda o da koşan ve bir türlü yakalayamadığımız şu önümüzde 3-5 metre önde yürüyen bu kimdir ey Cebrail dedim. Cebrail bana dedi ki, o senin mescidinde müezzin Bilal-i Habeşi'dir dedi. Bilal-i Habeşi namazda camide. Peygamberimiz rüyasını anlatıyor. Hazreti Peygamber bunu söyleyince mescitte Bilal. Ayağa kalktı Hazreti Bilal. Önümde yürüyen meğer Bilal'miş dedi. Hazreti Bilal-i Habeşi ayağa kalktı. Anam babam kurban olsun ya Resulallah. Ben cennette senin önüne geçip senin önünde yürüyecek kadar böyle, yani yanlış iş mi yaptım? Sana karşı saygısızlık mı ettim ya Resulallah deyince, yok Bilal dedi. Öyle değil dedi. Her peygamberin cennette yolunu açan bir refiki olacak. Cennette her peygamberin yolunu açan bir refik olacak. Sen de benim Allah tarafından cennette yolumu açan refikimsin, arkadaşımsın dedi. Peygamberin yolunu açan, ömründe cebinde 10 lira bulamamış 5 parasız fakir, Afrika'nın kapkara çocuğu zenci Hazreti Bilal-i Habeşi. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, gördüğünüz gibi cennette yolunu açan Hazreti Ali Efendimiz değil, Hazreti Ömer Efendimiz değil, emmisinin oğlu, dayısının oğlu değil, hısımı, akrabası, oğlu, kızı, damadı, gelini değil. Peygamber cennette yolda yürüyecek, peygambere cennette yol gösterecek adam, Afrika'da 5 parasız bir gariban, gelmiş Resulullah'ın elini tutmuş, o eli ölene kadar bırakmamış. Şimdi bir film yüzünden kaç namazı bıraktık biz? Bir maç yüzünden, bir dünyalık iş yüzünden kaç ibadetin kafasını koparıp attık? Aziz kardeşlerim, cennet seni beni bekliyor. Cennet sana bana yaklaşmak istiyor. Ramazandır işte bu mevsimler. Bakınız notlarımda var. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki cennette insanın derecesi artar mı? Evet artar dedi Resulullah. Oğlu, evladı, çocuğu, mesela küçükken çocuğunuzu camiye götürüyorsunuz. Biliyor musunuz? O çocukların sevapları anne babasının. Ama çocukların günahı yok. Bak bak, Allah bize ne kadar iyilik etmek istiyor. Allah bizi kurtarmak istiyor. Çocuğunuzu 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında camiye götürdünüz. 9 yaşında çocuğunuz daha buluğa ermemiş, oruç tutturdunuz. Çocuğun orucu nasıl biliyor musun? Meleklerin orucu. Meleklerin orucu günahsız ya. Bizim oruç biraz aksayabilir. Bizim orucun tek gözü görmeyebilir. Ama çocuklarınki öyle değil. Senin benim orucumdan çok daha güzel. Çocuklar oruç tutarlarsa çocukların oruçlarını satın alın. Size tavsiye ediyorum. Baktın 9-10 yaşında bir çocuk oruçlu, orucunu bana sat deyin. Verin bir 50 TL, verin bir 100 TL. Neyse gücüne kadar. Sende de para yoktur, 10 TL ver. Orucunu bana sat yavrum de. O çocuk da sevinsin, mutlu olsun. Daha çok oruç tutmayı teşvik etmiş olsun. Hem de Allah o çocuğun sevabından sana versin. Derece artar. Çocukların, evlatların ister büyük olsun, ister küçük olsun. Yaptığı sevaplar, ibadetler, güzel işler, güzel ahlak. Bir hayvana, bir balığa yem atsa, bir muhabbet kuşunun suyunu değiştirse, hayvancağız pislenmiş, yere inemiyor, ortalık pis. Öyle kibar ki o hayvanlar, maşallah. Altını temizlese, yeni gazeteler serse, bunların hepsi sevap. Bir insanın karnını doyursa, bunların hepsi sevap. Dereceler artıyor böylece. Bakınız, cennete giremeyecek 4 kişi diyor Peygamberimiz. 4 kişi. Kim onlar? Zorba idareciler, zulmeden, haksızlık eden yöneticiler, cimrilik eden zenginler, kibirlilik gösteren fakirler, Allah'a ortak koşan müşrikler asla cennete giremeyecek dedi Peygamberimiz. Bir başka hadis-i şerifte akrabalarıyla bağını kesenler cennete giremez dedi Resulullah Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, bu ay akrabalarla beraber olmanın da çok kolay bir fırsatı yani. Güzel kardeşlerim, bakınız yine notlarımızı bir bir aktarmaya devam edelim. Tuğba ağacını sordular bir gün Peygamberimize. Cennette tuğba ağacı varmış ya Resulallah. Nedir o? Nasıl bir şey? Allah Resulü dedi ki, kökü yukarıda, dalları aşağıda. Ama gövdesi geniş, gövdesinde hiç dallar yok. Ama yaprakları, dalları, ağacın yaprakları tutunan dalları uçsuz bucaksız. Altından bir atlı hızla atını sürse, 100 yıl boyunca atını koştursa, bu tuğba ağacının bir ucundan bir ucuna kadar anca yetişebilir. 100 yıl, bir ağaç, tuğba ağacı. O tuğba ağacının tomurcuklarından cennettekilere elbise dikilecek diyor. Onu kumaş yapıyorlarmış melekler. Cennette onu kumaş yapıyor melekler ve onu kumaş yapıp elbise yapıp cennetlikler tuğba ağacının tomurcuklarından yapılan kumaşların elbiselerini giyecekler. Tuğba ağacı nasıl ya Resulallah? Biz onu nasıl hayal edelim? Siz onu görmediniz dedi. İçinizde Şam'a giden var mı dedi. Birisi ben gittim ya Resulallah dedi. Şam'da ceviz ağacı gördün mü dedi. Ceviz ağacı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle bizim dünyadaki diğer ülkelerde de var, bizim ülkemizde de var. Büyük ormanların olduğu yerleri görmedi Resulullah. Ancak cennette gördü onlar. Gördüğü Şam'da bir ağaç görmüş Resulullah. Ceviz ağacı. Ceviz büyükçe yaşlı bir cevizmiş. Ceviz ağacının yüzü biliyorsunuz böyle tertemizdir, pürüzsüz. Sonra cevizin gölgesi çok geniştir. Böyle genişçe böyle topak, büyükçe böyle ağaçlar, yapraklar genişlemiş. İşte o cevizi tarif etti. Ceviz ağacını hayal edin. Tuğba ağacı ona benziyor dedi Resulullah. Ashab-ı kiram düşünsün, sevinsin, mutlu olsun diye. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, biz Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bu güzel müjdeleriyle müjdelenmek için sahur vaktinde şu saatte Allah'a yalvarıyoruz. Bakınız, dünyada hiç çocuğu olmamış insanlar ahirette çocukları olacak. Bununla ilgili iki tane rivayet okudum bugün. İbni Kesir'in Ölüm ve Ötesi diye güzel hazırlanmış bir kitap. Ölüm ve Ötesi'nde, cennet bahsinde okudum. İki tane hadisi şerif var. Bir, hiç dünyada doğum yapmamış bir kadın, Müslüman aile, cennetteler. Onlar çocukları yok. Gayrimüslimlerin çocukları cennetteler. Adam Hristiyan babası anası ama 3 yaşında Hristiyanın çocuğu da ölüyor. Onlar da cennette. Kardeşlerim, onlardan İbrahim peygamber ve Sare annemiz onlara evlat verecek. Bir. Ama cennet hatunu, cennete giren dünyada çocuğu olmamış hanımefendi diyecek ki Allah'a, ya Rabbi, ben kendi doğurduğum çocuğu da kucağıma almak istiyorum. Ben kendi doğurduğum çocuğu emzirip kucağıma alıp onu da büyütmek istiyorum. Dünyada böyle bir şey yapamadım ya Rabbi deyince, kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki cennette hayız yok. Yani mazeretli günler yok. Cennette tuvalet etmek yok. Tuvalete gitmek, sümkürmek, yere tükürmek yok cennette. O zaman cennette zabıtalara ihtiyaç yok. Allah yardımcılar olsun zabıta kardeşlerimizin de, itfaiyeci kardeşlerimizin de, polislerimizin de. Kardeşlerim, Peygamberimiz buyurur ki cennette çocuğu olmayanlar hamile kalacaklar. Eşleriyle beraber olma var. Karı koca olma var cennette. Hamile kalacak. Öyle 9 ay beklemeyecek. Yani bir gün içerisinde hamileliği tamamlanacak, doğum yapacak, çocuğunu emzirecek, çocuğu kısa sürede büyüyecek. Hemen. Kardeşlerim, şimdi hep beraber ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir güzel Nur Mescidine, Medine-i Münevvere'ye. Hadi kutsal topraklara gidelim. Geri dönüşte kalan konu başlıklarımıza da değinip cennet duasıyla inşallah bir arada olacağız. Hadi hep beraber Nur Mescidindeyiz. Usbe bölgesindeyiz. Medine'nin girişi. Kuba hemen yaklaşık 1 kilometre filan ilerimizde. Mekke bu tarafta. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den gelirken Medinelilerle, Medine'den birkaç kişiyle buluşup oturduğu, konuştuğu ve başka zaman da buradaki su kuyusundan dolayı ziyaret ettiği yer. Burası Mescid-i Nur. Bu gördüğünüz mescit orijinal eski yapı. Medine'de kalan ender eski yapılardan birisi. Burası Mescid-i Nur dedik kıymetli kardeşlerim. Buranın önemi, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın zaman zaman burada ashabıyla, Hazreti Ebu Bekir Efendimizle, Abbad bin Bişir radıyallahu anh ve Hazreti Üseyd bin Hudayr'la burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve başka sahabiler de var. Burada toplanırlardı. Gece boyu sohbetler edilirdi. Hatta Abbad bin Bişir Hazretleri diyor ki, benim içimde Allah'ın kitabı Kur'an'ı öğrenmeyi ve onu okumayı, yani onu güzelce okuyup insanlara anlatmayı çok severim. Bir de Peygamberimizden söz dinlemeyi, Resulullah'ın sohbetini dinlemeyi ve Resulullah'ın sohbetinden öğrendiklerimi başkasına anlatmayı çok severim demişti. İşte o Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh ve Abbad bin Bişir, ikisi de Medineli radıyallahu anhuma, yine bir gece arkadaşlarıyla burada Resulullah'la buluştular ve Peygamberimizin geç saatlere kadar sohbetlerini dinlediler. O gün hava bulutlu, böyle karanlık bir gece, çok karanlık. Buradan Medine nereden baksanız 5-6 kilometre. Kardeşlerim evlerine gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki kurumuş hurma dallarından, görüyorsunuz şu dallar koca koca sopa gibidir, kurumuş hurma dallarından 2 tane verdi bunlara. Ve onlar diyorlar ki, o sahabe efendilerimiz, biz Resulullah'tan aldık, buradan o hurma dallarını sopa gibi yaptık ve yola düştüğümüzde elimizdeki hurma dalları 10 metre önümüzü, 10 metre arkamızı aydınlatacak şekilde bir nur meydana geldi. Medine'ye yaklaştık, Medine'nin sokaklarına girdik, artık ayrılacağız. Abbad bin Bişir ve Hazreti Üseyd bin Hudayr ayrıldığımızda diyor, 2 dal ayrı ayrı nur olmaya başladı. Ve 2 ayrı ışık, 2 nurla evlerimize gittik. Buradan 2 dalın nura dönüştüğü Hazreti Muhammed'in mucizesi aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ebu Bekir de bir gece geldi buraya. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da Peygamberimizin en yakın dostu, biliyorsunuz. Evi de Hazreti Ebu Bekir'in Sünuh mevkiinde, yani Medine'nin kenar mahalleleri yine bu tarafa doğru. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz buraya geldi. Resulullah'la geç saatlere kadar sohbet etti. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e de bir dal parçası verdi. Tıpkı Üseyd bin Hudayr gibi Hazreti Ebu Bekir de buradan çıktığında elindeki o hurma dalının ışık gibi bir nur saçtığını gördü. Ve bu gece karanlığında öyle ya takılır düşer insan, yani buralarda yol yok, bel yok, öyle dağlık, taşlık. Allah Resulü'nün verdiği o eline hurma dalıyla Hazreti Ebu Bekir de evine önünü aydınlatan bir nurla yürümüştü. Hazreti Peygamber Medine'ye, belki de bizim Medine-i Münevvere dememiz, nurlu şehir, münevver, nurlandıran, nur dolu şehir, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de o önünü nurlandıran yollar bu yollar. O günden itibaren kardeşlerim, işte buraya Mescid-i Nur dendi. Mescid-i Nur önemini Resulullah'ın hicret esnasında ilk durak yerlerinden birisi. Takdir edersiniz ki deve sırtında geliyorlar, güneş yakıcı sıcak, daha 1 kilometre var. 3-5 kilometrede bir dinlenmezseniz, 5-10 kilometrede bir soluk alıp istirahat edip, sadece yemek yemek için değil, namaz ihtiyacı için değil, İnsan hakikaten o sıcakta, o biz şu andaki bu kadar rahat ortamda bile çoğu zaman terliyoruz, bunalıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da burada kendilerini arayan, soran Müslümanlarla buluşmuş burada. Burası Peygamberimizin bulunduğu yer, yani kesinlikle Resulullah'ın burada durduğu yer burası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiler Nebisi burada bulundu. Bizim için önemi orada. Yani bizi etkileyen, bize tesiri altında bırakan, bizi hislendiren, bizi düşündüren tarafı burası. Efendimiz burada İslam'ın, Kur'an'ın ayetlerini okudu, insanlara nasihat etti. Mescid-i Nur, müminlerin kalbini nurla dolduğu bir yer. Eline aldığı kuru dal parçasının yürürken ışık olup, nur olup, önlerini aydınlattığı bir yer, bu mucizenin yaşandığı bir yer. Buraları sizler ekranlarınızın başında gözlerinizle ziyaret ediyorsunuz. Biz de Resulullah'ın ömründe, Peygamberimizin asr-ı saadetinde onun adımlarını, izlerini takip ediyoruz. Sebebi ne olabilir? Bizim de o nura ihtiyacımız var da onun için. Hem burada kılacağımız 2 rekat namaz, hem burada yapacağımız dualar, hem buradaki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabına bahsettiği, sohbetleriyle bahsettiği bu mekanın o havasını solumak. Bir de orijinal yapının hemen hemen o tarihlerden beri korunmuş, ecdadımızdan Allah razı olsun, Osmanlı'da yüzyıllarca tıpkı bugünkü Suudlu kardeşlerimizin hizmet ettiği gibi Osmanlı'da bu topraklara çok büyük hürmet etmiş, hizmet etmiş. Ben bu arada Suudi Arabistan devletine, yönetimine buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük hizmetleri var. Harem bölgesinde, Mekke'de, Medine'de. Allah razı olsun. İnşallah Peygamberimizin hatıralarının olduğu bu yerlerde bir gün ihya edilir. Ben o temennilerimi de iletiyorum. Ama tüm hizmetleri için, hacılara, umrecilere yaptıkları tüm iyilikler, gayretler ve tüm çalışmaları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi de, Suudi Arabistan devletini de, bütün Müslüman ülkeleri de Rabbim korusun. Kötülere, düşmanlara, hainlere, zalimlere, kafirlere fırsat vermesin. Allah sizlerin de yollarını düşürsün. Cenab-ı Hak buralarda hepimizi buluştursun. Ve buralardaki sohbetlerin, buralardaki nasihatlerin bize ulaşan o Kur'an ayetlerini hayatımızda yaşamayı Allah nasip etsin. Allah bizim de yollarımızı nurlandırsın, karanlıklarımızı aydınlatsın. Hayatımızdaki sıkıntılarımızı, dertlerimizi Rabbim şurada Peygamberimizin mucizesinin yaşandığı bu topraklarda Allah sizin de ömrünüze Hazreti Peygamber'in o nurunu yaşatsın, ulaştırsın. Rabbim Azze ve Celle günahlarımızı affetsin, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda bir sahur vakti programımızı daha noktalarken bir konu geçti altyazıda, onu hatırlatayım, aklımızda kalmasın. Bir kadın birden çok evlenirse, öyle ya, kocası ölebilir, çeşitli sebeplerle boşanabilir, başka bir beyle evlenebilir. Birden çok dünyada evlenmiş olan hanımlar ahirette bütün evlendiği kocaları cennete giderse, kadın da cennete giderse bunlardan hangisinin hanımı olacak? Bunu Ümmü Seleme annemiz Peygamberimize sormuş. Çünkü kendisi de öyle. Ebu Seleme'nin hanımıydı. Uhud'da şehit oldu Ebu Seleme. Yani Uhud Harbi'nde aldığı yaralardan 4 ay sonra şehit oldu. Ebu Seleme'den sonra Resulullah Efendimiz de evlendi, Ümmü Seleme. Bir kadın birden çok evlenirse kimin hanım olacak cennette ya Resulallah dedi. Peygamberimiz de buyurdu ki Allah kadını muhayyer bırakacak, serbest bırakacak. Dünyada ahlakça, merhamet ve iyilik yönünden takva olarak hangisi iyiyse onun hanım olacak dedi. Değerli kardeşlerim, Allah cümlemizi cennet halkından eylesin, cehennemden korusun. Ben çok değerli Sedat Uçan sanatçı dostuma teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Güzel günlerde amin buluştursun Allah bizi. Amin. Cümlemizi inşallah. Çok çok sağ olun. Eyvallah. Ve yarın Allah nasip ederse yine burada Hazreti Hatice, bir örnek kadının hayatı, ticaretiyle, imanıyla. Kısa bir aranın ardından şimdi sahur duamızdayız. Hep beraber gidiyoruz ve kıymetli dostlar, Hira Nur Dağı'nda bir dua edeceğiz, ellerimizi açacağız. Hadi buyurun Hira duasına amin diyelim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Ve la udvana illa ala'z-zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'fu anna ya kerim. Ve'fu anna ya rahim. Ve'ğfir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keremike. Ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Allahümme ansur men nasaraddin. Allahümme aslih a'da'ana ve a'da'eddin. Allahümme kahhir a'da'ana ve a'da'eddin. Allahümme a'izzel islame vel müslümin ve ezillel kafirine vel müşrikin. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval. Havvil halena ila ahsenil hal. في كل حال وأمور في الدارين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا قادر جل جلاله يا غني جل جلاله يا سبحان يا برهان يا سلطان يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. Hira Nur Dağı'nın tepesindeyiz ya Rabbi. Gâr-ı Hira'da Resulullah Aleyhissalatu vesselama ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekremüllezî alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem buyurulan ayeti kerimelerin nazil olduğu yerdeyiz. Allah'ım bizleri Hazreti Muhammed Mustafa'ya layıkıyla ümmet eyle ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ardınca yürümeyi, sünnetine yapışarak dünya ve ahirette onun şefaatiyle şeref yâb eyle ya Rabbi. Analarımıza, babalarımıza, ümmeti Muhammed'e, alemi İslam'a, ya Rabbi Doğu Türkistan'a, Filistin'e, Suriye'ye, Allah'ım ümmetin mazlumlarına, Arakan'a, Bangladeş'e, Pakistan'a, Afganistan'a, Allah'ım ya Rabbi Yemen'deki, dünyanın Afrika'daki gariplerine, mazlumlarına, fakirlerine, fukaralarına, cümle muhtaçlarına imdad eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıkları ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım çoluğumuza, çocuğumuza, nesillerimize iman ve Kur'an nasip eyle. Hidayet nasip eyle. Zalimlere, kafirlere fırsat verme ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e zulmeden kafirleri, zalimleri, içimizdeki, dışımızdaki İslam düşmanlarını kahruperişan eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi. Peygamberimize burada Resulullah rütbesini verdin. Ona Hazreti Muhammed'e Resulullah elbisesi giydirdin. Bize de ona ümmet elbisesi giydir ya Rabbi. Şu mübarek yerden, bu güzel vahyin indiği yerden, İnna enzelnâhu fî leyletil kadr suresinin haber verdiği noktadan sana yalvarıyoruz. Dünyaya ait ihtiyaçlarımızı sana söylüyoruz. Hallu asan eyle ya Rabbi. Ahirete ait sıkıntılarımızı, korkularımızı, dertlerimizi, endişelerimizi sana söylüyoruz. Hallu asan eyle ya Rabbi. Allah'ım bugüne kadar günahlarımız, hata ve noksanlarımız var. Affeyle ya Rabbi, merhamet eyle ya Rabbi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Adem babamızın duasıyla yalvarıyoruz. Allah'ım biz hata ettik, yanlış yaptık, suç işledik, nefislerimize zulmettik. Bugüne kadar yaptığımız günahları, bugüne kadar yaptığımız ayıpları, hataları itiraf ediyoruz Allah'ım. Hira Nur Dağı'nın tepesindeyiz ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. Ne olur günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Buralardan günahla döndürme bizleri ya Rabbi. Ey Allah'ım, hatası günahı olanlara tövbe nasip eyle ya Rabbi. Tövbe nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel alemin, ailemize, yavrularımıza iman selameti ver ya Rabbi. Kazalardan, belalardan, her türlü edepsizlikten, hayasızlıktan, günahlardan onları da bizleri de hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Allah'ım Yusuf peygamber sana yalvarıyordu. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Yusuf aleyhisselam bile yalvarıyordu. Benim canımı Müslüman olarak al ya Rabbi diyordu. Biz de sana yalvarıyoruz. Bizi Müslüman olarak yaşat. Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Yusuf peygamber ve elhikni bis salihin diyordu. Biz de yalvarıyoruz. Ve elhikna bis salihin. Ve elhikna bis sadıkin. Ve elhikna bis şakirin. Şakirlerle, sadıklarla, şehitlerle, nebilerle, rasullerle haşru cem eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, ey merhameti sonsuz olan Allah'ım, verince senin malın noksanlaşmaz, merhamet edersen merhametin tükenmez. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. İyilerin hatırına ya Rabbi. Salihlerin hatırına ya Rabbi. Şuraya kadar çıkan, beli bükülmüş yaşlı dedelerin, ninelerin, analarının kucağında çıkan süt emen bebelerin hatırına ya Rabbi. Bizleri ve onları affeyle ya Rabbi. Bu Mekke'ye gelenlerin yaptığı duaları, bütün Müslümanların dilleri, dudakları, ağızları ve yüreklerinde dökülen dertleri, duaları biziz. Biz onların adına da, onlar da bizim adımıza da sana yalvarıyorlar. Hazreti Hacer'in hatırına, İbrahim Halilur Rahman'ın hürmetine, Allah'ın yolunda canını kurban etmeye adamış İsmail Aleyhisselam Efendimiz Zebihullah hatırına, Allah'ım onların şefaatini de nasip eyle. Onlardaki sadakatin, onlardaki teslimiyetin bir nebzesini bizlere de nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in, alemi İslam'ın evlerine, yuvalarına, yurtlarına, vatanlarına, nefislerimize, bedenlerimize huzur ver ya Rabbi. Güzel geçim ver ya Rabbi. Selamet ver ya Rabbi. Saadet ver ya Rabbi. Bereket ver ya Rabbi. Kötülere fırsat verme ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Şu anda ellerini açmış bizim dualarımıza amin diyen, kainatın neresinde olursa olsun, büyük küçük, kadın erkek kim varsa, Allah'ım dualarını, kalplerinde geçen niyazlarını kabul eyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olarak sen makbul eyle ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Musa peygamberimizin duasıyla yalvarıyoruz. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin, amin, amin. Ya Rabbel alemin. Allah'ım, ya Rabbel alemin. Hazreti Musa aleyhisselam sana yalvarıyordu Kasas suresinde. Senden gelecek her hayra muhtacım diyordu. Vallahi biz de muhtacız ya Rabbi. Senden gelecek hayra, senden gelecek yardıma, senden gelecek her iyiliğe muhtacız ya Rabbi. Biz kötüyüz, biz günahkarız, biz noksanız, biz ayıp ettik, Kur'an'ı koruyamadık. Resulullah'ın emanetine sahip çıkamadık. Şu Hira'da inen Kur'an'a layıkıyla Müslüman olamadık. Allah'ım ayıplarımıza bakma ya Rabbi. Günahlarımıza bakma ya Rabbi. Ayıplarımızı mahşer günü yüzümüze çarpma ya Rabbi. Affolunmuş olarak buralardan inmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ana babalarımız, öğretmen ve hocalarımız, cümle şehitlerimiz, gazilerimiz, atalarımız, ecdadımız, üzerimizde toplu iğnenin ucu kadar emeği ve hakkı olan ana baba, akraba, arkadaş ve komşularımız, kim varsa ahiret yurduna göç etmiş, onlara da rahmet eyle ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'a, Havva annemize, o günden bugüne gelmiş geçmiş cümle ehli imana, bugünden mahşer kurulana kadar gelmiş geçmiş gelecek bütün Müslümanlara rahmet eyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi. Soyumuzdan, evimizden, ailemizden kafir çıkarma ya Rabbi. Zalim çıkarma ya Rabbi. Hain çıkarma ya Rabbi. Katil çıkarma ya Rabbi. Ahlaksız, edepsiz, imansız etme nesillerimizi ya Rabbi. Gençliğimize iman ver ya Rabbi. Ahlak ver ya Rabbi. İlim ver ya Rabbi. Teknolojide, siyasette, askeriyede, her sahada Müslümanlara güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Birlik ver ya Rabbi, basiret ver ya Rabbi, uhuvvet ver ya Rabbi. İttihat-ı İslam'ı, İslam'ın birliğini nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in kalplerine ülfet ver ya Rabbi. Muhammed muhabbet ver ya Rabbi. Aileler dağılıyor, kadın koca, nikahlı eşler birbirlerine soğuyor. Edepsiz, ahlaksız diziler, filmler, reklamlar, internetler, eğlenceler, spor, siyaset, müzik her şey bizi mahvetti. Müslümanların yuvalarına yeniden haya ve edep ver ya Rabbi. Utanma duygusu ver ya Rabbi. Güzel geçim ver ya Rabbi. Bizi harama düşürmeyecek kadar helalinden rızıklar ver ya Rabbi. Allah'ım haramı kalbimize sevdirme ya Rabbi. Günahlarımızı hayatımıza yaklaştırma ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında sen kabul eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel muminin. Ve alihim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna veşfi mervana. Varham mevtana. Bi hurmeti sırrı suretil Fatiha. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا